Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine MyClub maçıyla karşınızdayız. Rakip belli oldu. Hemen kontrol edeceğiz. İlk önce YouTube PES Türkiye olarak 92.6 galibiyet oranımız var. Rakibimizde Triple X biri geldi. 8 galibiyet, 2 yenilgi almış biri. 80 galibiyet oranı olan biri. Hemen oyun planı diyoruz. Oyun planına bakalım bizi kim yarı yolda bırakacak. Bugün kadro çok iyi gelmiş. Gelişmiş talimatlardan Messi'yi ve Ronaldo'yu kontrol hedefi. 2 tane bek adamıma da Çakıl'ı, daha doğrusu defans veriyorum ama Aurier'i çıkaracağım. Yerine Gomez'i alacağım. En azından takımın boyunu bir tık daha uzatalım. Arkadaşlar, MyClub maçlarının devamı için süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Wembley Stadyumunda, uğurlu stadyumumuzda bakalım biz mi Gondi'yi atacağız, rakip mi? Bunu 10-15 dakika içerisinde göreceğiz. Buyurun videoya geçelim. Evet kardeşlerim, stat tıklım tıklım dolu. Bu stadı seviyoruz. Bu statta oynamak hoşumuza gidiyor diyoruz ve haydi bismillah, 10 maçın 8'ini kazanmış rakip, dikkat etmemiz gerekiyor ve maça başladık. Kim mi? David Beckham attı pasını Lionel Messi'ye. Güzel pas Gullit, içeriye doğru tekrardan pasını attı. Gullit ara pası çok güzel, gol pozisyonu olabilir. İçeriye doğru Lionel Messi, 1-0. Lionel Messi 2. dakikada takımımızı öne geçiriyor. Van Basten aldı. Van Basten pas, tekrardan Allah. Aha. Şimdi attı pasını. Lionel Messi. Hala like atmayanlar like atmayı unutmasın. Şimdi rakip atakta. Messi. Ne yaptın lan? Messi diğer Messi'ye. Van Basten. Tekrardan pas verecek olmadı. Basıyoruz. Bas. Al lan. Ulan Ronaldo uyansan. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok güzel. Rakip afalladı. 2 dakikada hemen 2 gol yiyince rakip afalladı. Kim mi? Pasını verdi David Beckham'a. Beckham pas. Geçer mi? Geçmedi. Şimdi bir tık geri alıyorum takımı. O da ileri aldı çünkü arkadaşlar. Boşluk zaten bulacağım, o yüzden rahat rahat boşluğu buldum bile. Boşluğu buldum bile. Şimdi attı. Yalnız el var orada. Gullit. Şimdi verdi pasını. Ortada bir boşluk. Tekrardan Gullit'te. Attı. İçeriye doğru. Ronaldo. Atla. Beckham. Ah. Geçse var ya. Çok dikkat. Sakın ha. Defansı boş bırakmamamız gerekiyor. Kim bir aldı. Attı pasını Gullit. Gullit çok güzel gördü. İçeriye doğru. Yalnız bak. Yine iki gol attık. Tıkandık. Böyle şeyleri sevmiyorum. David Beckham aldı. David Beckham. Beckham pas. Şimdi orada. Tam foul yok hoca. Tam foul yok. Bir şey demiyorum ya. Hakikaten foul yok yani. Manavcımız da geldi, Allah razı olsun. Ake. Ake pasını verdi. Orada Lionel Messi. Messi gidiyor. Pas. İçeriye doğru. Cristiano Ronaldo'nun arkasında kaldı top. Pas. 2-0'dan sonra hiçbir bok yiyemedik arkadaşlar. Bu bariz belli. Şimdi. Eyvah. Eyvah. Pas verecek. Oğlum. Bu yol önünden geçiyor lan. Attık pasımızı. Şimdi bir kontrol atak şansı başlayacak. İyi pas. Van Basten. Yalnız yemin ediyorum var ya. Arkadaşlar bu oyun için özür diliyorum sizden. Çok dikkat. Aşırttı. Ake var orada. Ake pasını verdi. Oliver Kahn. Şimdi kim mi? Attı tekrardan. Orada Gullit var. Pasını verdi Lionel Messi'ye ama o kadar yavaş atarsan kaptırması normal değil mi ya Lionel Messi'nin? Ya o kadar. Bak. Korner. Arkadaşlar durduk. 3'ü bulmak zorundayız. Mecburuz buna. Ve bir korner atışı kullanacak şimdi rakibimiz. Puyol'laydı. Onu değiştirdi. Şu anda Messi ile kullanıyor. Ön direğe doğru bir orta gelebilir. Orta Beckham müneccim şey mi oldu bildik. İyi orta gol getirebilir. Orta Ake'nin burun deliğine çarpan top kornere çıktı. Dakika 26 şu an, baskı yapan taraf rakip. Biz bekliyoruz garibim gibi. Defansta. Orta açacak Lionel Messi. Takım bir tık geride. Orta. Arka taraf Gomez vurursun diye düşünüyorum. Çıkın dışarı. Oha. Oğlum sen Tsubasa şutu mu çekeceksin? Şimdi. Attık pasımızı. Geçer. Daha öncekiler gibi bu da geçer. Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo. 3-0. Rakip afalladı. Bunu fark edebiliyorum. Ara topu. O nasıl geçtin lan? Öyle bacak ara mı yaptın? Ne yaptın? Attık. Verdik kim mi? Araya.
geçmedi. Öyle kayılmaz, böyle kayılır. Attı pasını. Gol pozisyonu olabilir mi? Puyol. Puyol pas. Ake. Ake pası Beckham'a. Beckham çok güzel gördü. Gullit. Gullit. Pas. Harikasın Van Basten. İndirdi. Şimdi atak şansı. Aha, çok şanslıyız arkadaşlar. Hakikaten çok şanslıyız. Yani ikidir oyun hatasından gol oluyor. Evet kardeşlerim, bu rakibimiz maçtan maalesef ki çıktı. Hemen kontrol edelim. Mbappe'miz de iki seviye olmuş. Maçımızı kazanmış olduk. Triplex maçtan çıkmış oldu. Hemen şimdi onu da gösterelim. Triplex'i 72.7'ye düştü. Hadi gelin ikinci maça geçelim. Evet kardeşlerim, sistem rakibimizi buldu. Şu anda ikinci maçtayız. Hemen şöyle yine Wembley'i seçiyorum. Ve oyun planı diyeceğim ama öncelikle bir rakibimizi kontrol edelim. Biz son maçımızı kazanmıştık. Arnold diye biri geldi. 28.6 galibiyet oranı var. 2.07 gol yemesi var. Oyun planı diyoruz hemen. Bizi yarı yolda kimler bırakacak? Baktığımızda evet, Aurier yerine Cuadrado'yu alalım. Ve bu şekilde oynayalım. Defansif olarak da kendisine vereceğim. Arkadaşlar gerçekten bu arada rakibin Falcao'yu falan çıkarmış ama kadrosu çok aşırı güçlü değil. Sanırım yeni başladı. O yüzden bir şekilde bu maçı da güzel bir skorla kapatmayı başarırız inşallah. İşte stat tıklım tıklım dolu. Bir önceki maçtaki seyircilerin biletlerini geri iade ettik rakip çıktı diye. İnşallah bugün 90 dakika sahada kalacak rakibimiz ve maça Cristiano Ronaldo'muzla başladık. Kim mi? Takımı ileri aldı. Attık Lionel Messi. Şimdi bir pas. Ronaldo araya çok iyi girdi. Cristiano Ronaldo 1-0. Cristiano Ronaldo. Rakip başladı. Attı pasını. Puyol alamadı. Güzel top. Şimdi orada Aubameyang ama aldık topu. Güzel top. Gullit. Messi. Attık. Süpersin. Gullit gidiyor. Gullit gidiyor. Gullit pasını verdi. Orada Van Basten. Oha. Van Basten kaptırdı. Müdahale. Bas. Bas. Eyvah. Falcao. Neyse ki arkadaşlar, Falcao ağır bir oyuncu. Şimdi gol pozisyonu 1-1. 7. dakika 1-1 oldu. Defans yapmayı hala tam anlamıyla çözemedim. Bu oyunda defans yapmak çok daha zor arkadaşlar 2021'de. O yüzden ama elimizden geldiğince bunun bilgilerini sizle paylaşacağız. Attık. İçeriye doğru. Öncesinde Messi'ye yapılan hareket foul. Hadi çocuklar toparlanın biraz. Bir an önce maçı koparalım. Şimdi Beckham. Attı. Kim mi? Cuadrado. Pas. David Beckham. Lionel Messi. Alamadık. Çok dikkat. Aubameyang gidiyor. Aubameyang. Hakikaten yalnız Aubameyang gidiyor arkadaşlar. Deli. Aldık. Beckham. Attı pasını. Tekrardan Kimmich'e. Kimmich çok güzel gördü. Ortada. Şimdi Messi var. Messi. Şimdi. Ah be Ronaldo be. Biraz kafanı kullan ya. Rakip uzun gönderdi. Cuadrado vurdu. Şimdi Beckham. Pas Lionel Messi'ye. Çok güzel bir top. İçeriye doğru. Şimdi Ronaldo gidiyor. Attı pasını. Orada Kimmich var. Kimmich pasını verdi. Van Basten. Van Basten 2-1. Van Basten güzel bir organizasyon 2-1 oldu. Bir santra golü istiyor. Aubameyang. Omuz koydu Beckham. Ama yine rakibe verdi. Bir atak şansı daha. İçeriye doğru aldık Delih'le. Pas Kimmich. Çok güzel bir top. İyi pas. Gullit. Ve şimdi kontra atak şansı. Attık. Messi. Ah be Van Basten. Olmadı. Andrade uzun gönderecek. Offside taktiği yaptım ama offside yok. Puyol. İndir yavrum. İndir oğlum. Hay senin kafana değil mi? Kim mi aldı? Pasını verdi. Orada Lionel Messi. Şimdi araya. Gol pozisyonu. Messi pas. Geçti. Beckham. İçeride boşluk. Son çizgi. Ortayı açtı. O kadar geriye atmanın bir anlamı yoktu ki. Bas, bas, bas. Gullit, Beckham. Şimdi attı. Ronaldo 2'dir offside'de kalıyor. Kafanı kullan. Orta sahada alabiliriz ama adama sürtünceye topa koşsa alacaktı zaten. Şimdi ara topu Aubameyang aldık. Pas. Çok güzel David Beckham. Şimdi kim mi? İyi gördü. Gullit. Araya çok güzel sit gidiyor. Gidiyor. Kim gidiyor biliyor musunuz? Gullit gidiyor. Pasını verdi Lionel Messi'ye, gelmedi top. Bas. Kaydık. Müdahaleyi Ake yaptı. Ake kayıp bir de aldı. Pasını da verdi çok güzel. Lionel Messi güzel çalım. Baktı. İçeride.
attı pasını. Orada Beckham var. Beckham faul bekliyoruz. Hakem avantaja bıraktı. Pas. Şimdi kim mi? Pas verecek. Olmadı. Beckham! Korner olması lazım. Ama taca çıktı top. Döner, döner kornere gider diye düşündüm. Dönerse bizimdir, dönmemiş öyle bir şeyler. Şimdi Beckham attı. Hulit. Hulit vurdu. Ananı. Çok dikkat. Kapattım buraları. Güzel. Deli kim mi? Attı Beckham. Beckham Hulit. Allah'ım yarabbim. Süpersiniz. Attı içeriye. Gol pozisyonu. Van Basten olmadı. Atak devam edecek mi? Dikkat. Kaydım. Müdahaleyi yapamadım ama Puyol aldı. Kim mi? Attı pasını. Deli. Çok güzel bir top. Harikasın be. Şimdi attı içeriye. Hadi be Ronaldo. Bugün var ya hakikaten sığırlaştın ya. Hakikaten sığırlaştın Ronaldo bugün. Hulit aldı. Pasını verdi. Çok güzel. Araya. Harikasın. Orada Lionel Messi var. Basıyor Messi. Messi. Bas. 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 Aldık. At 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 at. At at at. Beckham. Tekrardan Lionel Messi. Ya kare x yaptık be kardeşim. Puyol aldı. Pas. Hulit. Tekrardan güzel bir top. Van Basten aldı. Pas tekrardan Hulit'e. Ya aramayın şu topu artık be kardeşim ya. Hakikaten aramayın ya. Radamel Falcao offside. Aptal gibi bir salakça bir hamle yapıyorlar. Ve çok salakça şeyler oluyor. Bakalım neler olacak. Şimdi şöyle. Ake. Bak ya bu geri kaçmaları falan anlamıyorum ya. Ake. Puyol. Attı. Deli. Şimdi Lionel Messi. Güzel pas. Attık tekrardan. Süpersin. Hulit. Bak yine ışığım ışığı sönüyor. Arkadaş ne oluyor bu işlere ya? İçeriye doğru. Belki son bir atak şansı olabilir mi ama izin yok. İlk yarı 2-1 bitti. İkinci yarıya rakibimiz başladı Radamel Falcao'suyla. Pas geçmedi. Şimdi Deli. Attık. Beckham. Kim mi? Güzel top. Hulit. Attı. Van Basten'e. Van Basten. Van Basten kaptırdı yine aldı. Attık. Çok güzel. Ara topu. Messi gidiyor. Messi. Messi. Düğmeci Messi. Alamadı topu. İndir. Aldık. Kim mi? Kim mi? Pas David Beckham'a. Beckham çok güzel gördü. Orada Ronaldo. Ara pası. Messi gidiyor. Messi pasını verdi. Van Basten. Bas. Bas. Çıkarma. Ake. Ake aldı. Pas Hulit. Çok güzel bir top. İçeriye doğru. Ronaldo baktı. Lionel Messi. Nasıl bir falsolu bir şuttur bu kardeşim ya? Nasıl bir falsodur bu ya? Andrade takımın yayılmasını bekledi. Puyol. Al. Oha. Oğlum Van Basten ne yaptın lan? Attık pası. Van Basten gidiyor. Van Basten gidiyor. Van Basten gidiyor. Van Basten. Bu adam çok iyi. Bu adam çok iyi. Maşallah diyor. Maça devam etmek için yeterli sayıda oyuncu mevcut değil. Maç iptal edilecek dedi. Ve sanırım bu yılki yeni düzenlemeyle arkadaşlar belirli bir süre kola dokunmadığınızda otomatikman sizi atıyor oyundan. Ve oynamadı. Ben bir tane daha gol atacak kadar zaman bile olmadı. Direkt maç kopmuş oldu. 92.9 galibiyet oranı oldu. Ve Arnold da maçını kaybetmiş oldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.